virüsle ilgili aşı, ya aşılar geliyor. Çok çok ben o işlere pozitif bakmıyorum. Siz ya. Vurdurur musunuz abi ben Çin'den gelen aşıya? Ben vurdurmam kardeşim. Neden abi, neden pozitif bakmıyorsunuz? Neden pozitif bakmıyorum? Kardeşim biz üretken bir insanlar değil miyiz ya? Tüketken bir insanlar mıyız? Yani illa, üretiyor muyuz biz? İlla yani illa tüketmemiz mi gerekiyor? Üretmeyelim mi? Üretebiliyor muyuz peki? Üretebiliyoruz. Üretmemiz için, hayır üretmemiz için yeterli teknoloji yok mu sence? Var mı? Niye soruyu ben soruyorum? Yani, soruyu sen niye bana tekrarlıyorsun? Soruyu biz soruyoruz abi. Tamam, hayır niye olmasın? Bizde o teknoloji yok mu sanıyor? Var. Yapabiliriz aşı. Muhakkak yaparız. Yani bu şimdiki yapılan aşıların Çin'den gelen aşı daha önce kullanılmadı mı Türkiye'de? Araştırdıktan sonra tekrar diyeyim. Güvenmiyor musunuz peki abi Çin'den gelecek aşıya? Ya niye kullanayım? Yani hani neden yani biz neden? Biz üretemediğimiz için. Hayır, sadece mesela. O milliyetçilik olarak konuşmayalım. İçeriği yok. Yani genellikle söylentiler var. İşte aşılarda çip takılacak insanlara aşıyla ya, birlikte. Ya yok kısırlaştıracaklar yok bilmem böyle ne yapacaklar. Böyle söylentiler var. Yok bilmem ne falan filan. Onu Ecevit döneminde düşündülerdi bir ara olmadı o iş. Abi vurdurur musunuz? Ya vurdurursun ne olacak? Korunmak için vurdurursun. Yani güveniyor musunuz o aşılara? Madem öyle bir durum varsa en başta Cumhurbaşkanı kendine vurduracak. Çin aşısını değil mi? 80 milyon verecek. Ondan sonra meclisteki 600 kişi ayda 50 lira maaş alan 600 kişi yatarak onlar vurduracak. İlk önce milletvekilleri Cumhurbaşkanı sonra, vurduracak. Tabii bakanlar vurduracak. Ondan sonra 80 milyon güvenecek. Doğru mu? Anladım abi. O da görüntülü olacak. Görüntü şu yani gösterecek vurduruyorum tabii. diye. Tabii. Anladım. Vallahi sağlık için vurdururuz. Hani şu anda biz şu anda bütün insanımız tehlike durumdayız. Güveniyor musunuz o aşıya peki? Vallahi şu anda herkes bir devlete asılmış. Devlete tabii getiriyoruz. Biz devletine güveniyoruz. Güveniyor musunuz? Yani aşı gerçekten de çünkü söylentiler var. İşte aşıyla birlikte insanlara çip takılacak. Artık biz ne diyorsa biz doktor deriz, profesör deriz. Bizde inancımız bir devlet ama biz insanımıza yani. Var. Devlet sakat aşıyı vermez mi millete? Yok devlet kendi insana o kadar da olmaz. Şimdi onlar insanı ne kadar insan ortada bitsin ne kadar insan ölsen onların ömründe değil. Onun için ortalığı karıştırıyorlar. Siz aşıyı vurdurur musunuz öncelikle? Vallahi aşının nereden geleceğine bağlı. Çin'den gelecekmiş bu ücretsiz olan özellikle. Ben Çinlilere güvenmiyorum. Söylentiler Almanya'dan gelecek olan ücretli olacakmış. Çin'den ücretsizmiş. Ben Çinlilere güvenmiyorum. Tercih ederim. Çin'den geleni ben de hiçbir şekilde güvenmiyorum. Hiçbir neden? Şekilde güvenmiyorum. Yani Çinliler zaten hükümete bizim... Hükümete güvenmiyor musunuz bu yüzden? Aşıyı yani Çin'den alacağız. Çin dedim mi zaten bütün bizim beynimizde tamamen olumsuz, kötü mal, bütün zararlı her şey oradan geliyor. O yüzden oranın aşısına güvenip de nasıl vurulabiliriz? Yani çip olabilir. Çip var mıdır? Çin'den geliyorsa vardır. Yani çip takılacak insanlara vesaire deniyor. Olabilir. Olabilir ben inanıyorum. İşte hatta söylentilere göre insanlar aşı olduktan sonra çekik gözlü falan olacak. O kadar değil vesaire. Ya. bu bir troll mü bu? Troll falan mı? Troll mü yapıyorsun? Öyle bir soruyorum. Troll olan benim normalde de. Böyle muhabbetler oluyor yani. O kadar değil de yani bizleri ele geçireceğini düşünüyoruz. Ne şekilde bilmiyorum aşıyla ya da herhangi bir şekilde. Böyle bir şey var ya güvenmiyorsunuz. Evet, siz gerçek misiniz? Tabii gerçeğiz. Bakın sen ne dersin? Vurdurur musunuz? Yok ben Alman aşısını tercih ederim. Çünkü ücretli olacak deniyor onun içinde. Olsun en azından Çin'e daha kimse onay vermedi ki. Siz güvenmiyor musunuz Çin'deki? Neden abi? Ki dünyada hiçbir devlet onay vermedi ki Çin'de. Hükümet alıyor ama Çin'den gelecek olan aşı. O da onun hesabı. Peki hükümet Çin'deki aşıyı mı vurdurur yoksa Almanya'daki ücretli olan aşıyı mı? Siyaset olan görevliler. Büyük ihtimalle Alman aşısı vurdururlar. Öyle belki mi? De vurdurmuşlardır bile. Vurdurur musun o aşıyı? Vurdum. Ne vurdum benim ya? Yani güveniyor musun güvenim Çin'den tabii. Gelecek aşıya? Ya güvenim yani. Sen oralardan geldiğin için belki daha ya, iyi biliyorsun. Ya Türk'üm de. Ya Türk'sün, şey yani. Türk'sün de Asya'ya yakınsın ya ondan dedim yani. Öyle bir şey yok da yani yaparım yani. Hani şey gibi sen Japonsun hani bizdensin sen zekisindir falan. Ya zekinin alakası yok yani vurdum yani. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir ama başka bir çare var mı? Anladım. Yoktu bir çare. Söylentiler var peki aşılarla ilgili. Ne i̇şte gibi? İnsanlara çip takılacak aşıyla birlikte. Ne düşünüyorsun bu konularla ilgili? İşte onu yorum yapamam. Çekik yani. Olacakmış bütün insanların yüzü yok, falan. Yok bu lade ya. Yok mu öyle bir şey? Yok yorum ya. Yapamaz mısın bu konuyla ilgili? Ya yorum ne yapayım şu yani, an? Güven veriyor mu aşı sana? Yapacak başka çare yok ki. Çin'den gelen aşı özellikle konuşuluyor. Ücretsiz olacağı. Vurdurmayı önce düşünüyor musun bakanlar, aşı? Bakanlar, Cumhurbaşkanı hepsi vuracak ondan sonra ben.
Vurdururlar mı peki ilk önce onlar? Güveniyor bilmiyorum, vurmasalar ben de vurmam. Ha, onlara göre hareket ediyor. Tabii biz, madem ki bizi yöneten tek kişiyse biz de onu takip edeceğiz. Anladım. Anladın mı? Anladım. Var mı başka? Peki, söylentiler var aşıyla ilgili, işte çip takılacak falan deniyor aşıya. İşte güvensizlik var vesaire, ne düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum kardeşim. Hastaneye giren ölüsü çıkıyor, gitmeyen fazla ölmüyor. İnsan korkuyor ya. Aşıyı vurdurur musunuz? Evet. Güveniyor musunuz aşıya? Hekimlerin, uzmanların açıklamalarını bekleyeceğim sanırım. Yani daha... Herkes gibi benim de kafam karışık. Karışık mı? Tabii. Yani çünkü söylentiler var, işte aşılar güvensiz. İşte daha çok zarar verecek insanlara, yani, çip takılıyor vesaire. Evet tabii ama haberler konusunda her yönden, yani öyle de böyle de çok güvensiz hem sanal ortam hem her açıdan haberler. O yüzden uzmanları beklemek doğru olacaktır yani, diye düşünüyorum. Siz vurdurur musunuz aşıyı? Vallahi reis vurduracağım dedi. Siz vurdurursa biz güveniyor de vurduracağız. Musunuz? He? Güveniyor musunuz? Güveniyor musun derken şu an Çin'den çıktı bu lanet olası. Çin'deki aşılarla şimdi Çin'de sıfıra düştü. Muammadayım yani. Ya reis vurdurursa mı vurdurursunuz siz de? Olabilir. O yüzden mi? Yani yoksa güvenmiyor musunuz? Güvensizlik değil. Ya denize düşen yılana sarılır, tamam mı? Doğru mu? Denize düşen yılana sarılır. Çin'den, Amerika'dan bir yerden gelsin de bir vurduralım olmazsa yani. Olur başka mu? Başka türlü bir şey var mı? Biz üretemiyoruz o yüzden. Üretirsek kendi malımızı vurdururuz. Üretemezsek Çin, Almanya nereden gelirse. Anladım. Denize düştün mü yılana sarılırsın yani. Biraz daha fazla yaşamak için. Anladım. Boğulmaktan iyidir. Anladım. Çünkü söylentiler var, işte çip olacak vesaire aşıda deniyor. Ondan sonra... Bilim kurulu üyeleri açıklama yaptı. Çip mip olması mümkün değil dediler. Yani özellikle... Öyle bir şey yok. Yani birçok yerden gelecek aşılarda bunu, bir güvensizlik var. Yani hükümetin bilim kurulu üyeleri de söyledi, diğer profesörler de söyledi. Öyle bir şey yok. Anladım. Ben inanmıyorum çip olacağını. Çin'de bunun, de olsa vurulur diyorsunuz. Bunun tabi olduğunu inanıyorum. Yani bu bilerek yapılan bir şey ve... Nasıl anlamadım bilerek derken? Yani bunu kendileri üretti. Bu küresel güç virüsü, denen lanetler. Tabii bence ben tabii ki hep rant meselesi. Dünyanın parasını kazanacak adamlar. Yani devletimiz vurdu değilse yani ne diyek şey. Ha, güveniyor musun Çin'den gelen aşıya? Abi güvenmesek de mecbur mu aşı vurdurmak? Yani mecbur musun? Yok yani devletimiz mecbur değil mi? Yani istersen gitmeyebilirsin vurdurmaya diye biliyoruz şu an. Herkes zorunlu mu? Belli değil şu anda. Belli değil. Zorunlu olsa vurdururum ama zorunlu değilse yani kendimi riske atma değilim yani. Sağlamam yani ileride aşıdan doğru hastalık olabilir ama yani. Vurdurur musun abi aşıyı? Kesinlikle. Kesinlikle vurdururum diyorsun. Vurdurmam. Ha, neden abi, güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum abi. Neden güvenmiyorsunuz? Niye Çin'den alıyoruz, kendimiz üretmiyoruz? Üretebilir miyiz peki biz? Niye neden üretemiyoruz? Niye üretmeyelim ki? Var mı öyle bir gücümüz bizim? Niye olmasın öyle ki? Bir teknolojimiz? Türkiye'nin neye gücü yok ki? Öyle bilimsel anlamda kuvvetli bilim adamları, bilim insanları daha doğrusu var mı? Olduğuna inanıyorum yani. Türkiye'de olduğuna inanıyorum. Ama yapılmıyor. Neden Çin'den alıyoruz? Varsa eğer böyle bilim insanları, teknoloji neden yapamıyoruz o zaman? Olabilir mi? Baştakilere sormak gerekir. Yani güveniyor musunuz peki baştakilerin bu Çin'den gelecek olan virüs için? Çünkü söylentiler var, insanlara çip takılacak deniyor falan. Çin şöyle bir şey, bu virüs Çin'den bulaştı. Neden Çin'den aşı alıyoruz? Neden Türkiye'de üretmiyoruz kendi imkanlarımızla? Neden? Yani siz böyle bir imkanımız var diyorsunuz. Olabilir yani, Türkiye'de niye olmasın ki? Güzelim Türkiye'mizde niye olmasın ki? Yani bu böyle insanlar yetişiyor mu Türkiye'de? İlla ki. Kendini işte böyle biyologlar vesaire aşı yani, üretecek bilim insanları yetişiyor mu? Bu bilim insanları böyle doktorlar yok mu ki Türkiye'mizde? Var. Var. Her şeyi parayla almak zorunda değiliz ki. Değiliz yani. Ya görüyorsun şu hayatımızı görüyorsunuz. Kim istemez ki bu illetten kurtulmayı? Ama kesinlikle Türkiye'ye aşı gelmiş olsa Çin'den kesinlikle vurdurmam. Anladım. Ha şimdilik mesela ben mesela... Peki şey söyleniyor abi, Almanya'dan gelecekmiş, bir de o ücretli olacakmış, Çin'deki ücretsiz olacakmış. Vallahi bilmiyorum. Mesela
aşıyı getirenler hangi aşıyı vurdururlar? Ben şahsen hiçbirini vurdurmam. Anladım. Çünkü niye? Ha koronavirüsten ölmüşsün, ha hastaneye gidip tedavini göremeyip ölmüşsün, fark eden bir şey yok yani. Geçenlerde ben mesela hastaneye gittim, sigortam yok diye, param yok diye, yani müyene bir şey bile yapmadılar yani, giriş bile yapmadılar. Ha o şekilde ölmüşüm, ha koronadan ölmüşüm, fark eden bir şey yok ki. Aşı geliyor, evet. Çin'den gelecek aşı, ücretsiz olacak. Evet. Aşıyı vurdurur musunuz, ne düşünüyorsunuz? Neden abla? Düşünmüyorum. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Tehlikeli mi sizce? Ben tehlikeli olduğunu ve... Ne duydunuz bununla ilgili? Duymadım. Sadece araştırmalarıma rağmen... Ne varmış mesela? İçerisinde farklı maddelerin olduğunu ve bu nedenle de kendim yaptırmayı düşünmüyorum kesinlikle. Anladım. Çip var deniyor. İnsanlara çip takılacak deniyor aşıyla çipe birlikte. Çipe inanmıyorum. Çip sonuçta küçük bir madde, bir sıvı değil. Çip olarak düşünmüyorum ama sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Bu yüzden de yaptırmak istemiyorum. Anladım. Tamam. Vurdurur musunuz aşıyı? Aşıyı bakıyor. Çin'den gelecek ücretsiz. Çin'den gelecekse ücretsiz vurdurmam. Neden? Türkiye'nin... Güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Türkiye'nin doktorlarına güveniyorum ben. Türkiye üretti mi peki aşı? Üretmiştir de. Şu an öyle bir şey görünmüyor. Ama ben Çin'den gelen aşıyı niye vurdurayım ki? Onlar koronayı yaymış. Güvenmediğiniz için mi? Ama biz alacağız gibi görünüyor şu anda Çin'deki aşıyı. Yok ben çocuğuma vurdurmam. Nasıl? Cumhurbaşkanımız yaptırdıktan sonra neden yaptırmıyor? Vurdurur mu peki sizi? Evet. Çünkü bir de Almanya'dan gelecek aşı var, o ücretli olacakmış. Çin'deki de ücretsizmiş. Vurdururum. Ücretli olacakmış o. Söylenenler bu şekilde. Hangisini söylerse Cumhurbaşkanı ben vurdururum. Ya ben Çin'den geleni vurdurmam da Almanya'da eğer güvenilirse, o aşı ücretliyse demeli ki bu daha iyi. Peki ya, milyon bir sürü insan ücretsiz vurur. Almanya'daki ücretli olacakmış Almanya'dan gelen. Burada söylenenler Türkiye'de bu. Ücretsiz olacak. Ben sabah ücretsiz olan Çin'den gelecek olanmış. Tamam. Ben vurdurmam. Çin'den güvenmiyorum. Peki kendileri hangisinde vurdururlar eğer öyle bir şey varsa sizce? Ya Cumhurbaşkanı söyledi. Çin'den mi yoksa Almanya'dan mı? İkisinden de yani herhangi gelirse onu vurdurur. Yani Cumhurbaşkanı söyledi ya dün sabah. Ne dedi? Dedi yani ya iyi bakıyor. Aşıya yani mı? Olmazsa insanların şey yapar mı ya? Ne? Yani Türkiye devletini Allah korusun şey yapar mı? Buyurun. Yani kötüyse. Ben vurdurmam. Evden dışarı çıkmamayı tercih ederim. Ama vurdurmam. Tamam. Ben vurdururum. Siz vurdurur musunuz? Evet. Aa, vurdururum. Söylentiler var çünkü. Vurduracak çip, kişi benim. Çip yani var işte aşılarda mi? Vesaire. Ay yok ya yalan yalan. İşte insanları daha çok hızlı öldürmeye, Allah öldürmeyi ya, sağlıyor. Yok ya böyle bir şey yok ya. Yok mu böyle bir şey? Hayır bence öyle bir şey yok. Teşekkür. Vurdurur musunuz bu aşıyı? Gerekirse, güveniyor musunuz? Gerekirse vurdururum. Söylentiler var aşıda işte aşılarda vatandaşa millete çip takılacak vesaire söyleniyor. Başkan... Onaylanırsa ben güveniyorum, inanıyorum. Hükümete ya. Güveniyor musunuz? Tabii. Gerçekten güveniyorum. De vatandaşa sağlıklı aşıyı vurdurur mu? Vurdurur. Aşı gelecek Çin'den. Ne düşünüyorsun? Aşı vurdurur musun? Güveniyor musun Çin'den gelen? Sanmıyorum. Vurdurmaz mısın o aşıdan? Neden? Sanmıyorum hiç valla. Neden sanmıyorsun? Güvenmiyor musunuz? Neden güvenmiyorsunuz? Sebebi var mı? Ya Müslüman olmadığı için güvenmiyorum ben. Ha, Çinliler Müslüman olmadığı için mi? Başka dinden olan insanlarla iş yapılması doğru değil mi? Bence doğru değil. Vallahi bize ulaşsa vurdururuz. Niye vurdurmuyoruz? Güveniyor musunuz aşıya? Bütün millet güvendikten sonra biz niye güvenmeyelim? Yani genellikle söylentiler var. İşte bir aşının içinde çip var. Çip takılacak vatandaşlara böylelikle. İşte insanların ömrünü kısaltacak. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi... Eğer bizi kurtaracaksa vururuz. Niye vurulmayalım? Yani bir sıkıntı yoktur. Olmaz. O zaman, o zaman yoktur demek ki. Yani onu çıkaran seni öldürmeye çıkarmadı herhalde. Tamam sağ olasın. Aşı gelecek. Evet. Özellikle Çin'den gelen aşı için ne düşünüyorsunuz? O aşıyı vurdurur musunuz vatandaş olarak? Şimdi sağlık için elverişliyse vurdururuz. Ne yapacak bir şey yok. Peki genel olarak güveniyor musunuz? Bununla ilgili çok bir sürü komplo teorileri, işte spekülasyonlar var. Bir şeyler ya, söyleniliyor. Özellikle aşılarda çip takılacağı. İşte yok ben öyle şey olacağına inanmıyorum. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ben öyle şey olacağına inanmıyorum ama işte eğer sonuçta göre... devletin şeyi bunu uygun görüyorsa yapacak bir şey yok. Biz de gerekirse vurulacağız ya. Söylenti çok şimdi. Mesela kısırlığa yol açacak falan filan diyorlar. İşte ömrü kısaltacak yani falan. Yani ne kadar doğru ne kadar yalan bilemeyiz. Yani sonuçta her şey Allah'tan.
Ondan geldik, ona gideceğiz sonuçta. Bu durum ama ya, şimdi yani varsa olmaz. Bir tehlike, birilerinin art niyeti, kötü niyeti varsa insanların ömrünü kısaltmaya, insan nüfusunu azaltmaya yönelik vesaire, bunları araştırmak gerekmez mi? İllaki araştırmak gerekir. Ama yani sonuçta devletimize güveneceğiz, ne diyelim. Yani güveniyor musunuz? Yani gerçekten doğru aşıyı alıyor mudur devlet? Kendisi üretmesi daha mantıklı yani bence, ama yani Çin'den değil de kendisi üretmesi lazım. O kadar bilim insanımız var. O kadar dahi insanımız var, daha doğrusu diyeyim. Kendileri üretse daha iyi. Çin'den değil de kendimiz üretsek daha iyi bence. Tamam.